Herkese merhaba. Yeni başlayanlar için İtalya YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Zehra. Videomu ilk defa izliyorsanız, yaklaşık 2017'den beri İtalya'da, Floransa'da yaşıyorum. İtalya maceram yaklaşık 15. yılda falan geliyor. Daha önceki yıllarda yaşadıklarımla. Ve sizlere İtalya'dan bilgiler vermeye çalışıyorum. Bazen gözlemlerimi, yorumlarımı, bazen de İtalya ile alakasız şeyleri paylaşıyorum. Çünkü burası benim kanalım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu kahve monolog, işte prosecco monolog falan filan diye başladım ama zorunlu bir ara vermek zorunda kaldım birkaç hafta. Kusura bakmayın. En son videoda bahsetmiştim. Bir sağlık sıkıntısı olmuştu. Türkiye'ye gittim. Neredeyse bütün Mayıs ayını Türkiye'de geçirdim. Ve daha sonra 1 Haziran 2024'te Cumartesi günü Floransa'ya geri döndüm. Ondan sonra da işte bu yeni aldığım evle ilgili son sürat ustalar... La işte malzeme al, ona onay ver, onu yap falan filan derken artık çok tatlı kısımlara geldik. Hani IKEA alışverişleri, işte ölçümler, oraya ne yatak alsak falan, o kısımlara geldik ve çok keyifli. Arada bir Instagram hesabımda paylaşıyorum. Sıkılıyorsanız kusura bakmayın çünkü ben çok eğleniyorum. Atlayın, böyle geçin sıkılıyorsanız. Şimdi tabii ben öyle paylaşımlar yapınca Türkiye'de de birkaç arkadaşımla görüştüm. Onların da genellikle böyle sordukları sorular oldu. Ya biz İtalya'da bir ev alsak senin aldığın yerlerde nasıl olur falan gibi. Böyle hep muhabbetler oldu. İşte daha sonra anlatırım. Ya tamam bir şey soracağım falan derken bu sefer de şey demeye başladım insanlara. Ya söz veriyorum size YouTube videosu çekeceğim falan dedim. Fakat çekmiyordum. Bugün biraz daha sakin bugün. Türkiye'de çok sıcakmış ve Floransa bugün inanılmaz bir anda çok sıcak oldu. O nedenle dedim ki hazır evde otururken bir tane video çekip bunu anlatayım. Şimdi arkadaşlar İtalya'da ev almak, biraz notlar aldım bu arada yayından önce ki yani bir şeyleri atlamayayım. Ama bu videoda atlayacağım şeyler mutlaka olacaktır ya da sizin bu videoda anlatmadıklarımla ilgili sorunuz olacaktır. Sizden isteğim lütfen ama lütfen yorumlara yazın. Valla bu içine de etkileşim arttırmak için falan değil çünkü sizin sorunuzu muhtemelen başkası da bana soruyordur. Ve onu böyle e-mail olarak soruyor falan. Hani aynı soruyu defalarca aynı şekilde cevaplamak zorunda kalıyorum. O nedenle lütfen hani gizli isimle paylaşabilirsiniz. Ne bileyim öyle bir şey olabilir. Lütfen sorularınız varsa yorumlara yazın. Çünkü yani çoğu kişi ilgileniyorsa zaten yorumları okuyorlar. Zaten böyle 10 binlerce yorum falan olmuyor benim hesabımda. Böyle bir durum. Sizden sadece bunu isteyeceğim. Şimdi şöyle başlayalım. İtalya'da zaten bu son yıllarda çok popüler olan bir şey var. İtalya'da böyle Instagram'da görüyorsunuz yani en az 5 milyon falan izleniyor içerikler. Bazen diyorum ki Zehra sen de öyle içerik yap ya bas geç ya ne güzel işte insanlar etkileşim olur, sayfan olur, takipçi artar falan ama ben öyle yapamıyorum. Verdikleri bilgiler aslında yalan bilgiler de değil ama gerçekte İtalya'da olmayacak bilgiler. Yani resmen insanları böyle böyle çekiyorsunuz. Bazı şeyler hani dünyada bazı şey gerçekten var hayatımızda ya da evet teorikte olabiliyor ama pratikte alakası yok. Bu İtalya'da yaşamak ne bileyim Türkiye'den kalkıp öylesine merhaba ben geldim demek falan da aynı bunun gibi bir içerik. Çünkü insanlar daha önceki yayınlarda da çok bahsettiğim gibi Türkiye'den ayrılmak, kaçmak çünkü çok sıkıştılar Türkiye'de kabul ediyorum. Zengini fakiri yurt dışında yaşam hayal kuruyor. Bunlardan da en yakını hani bize yakın olarak gördükleri için İtalya vesaire ve zaten Instagram'da çok güzel içerikler olduğu için ya ben niye gitmeyeyim diyor. Ben gidip size burada doğruları anlatıyorum. Yani inanırsanız çok sevinirim ama ben anlatsam dahi lütfen her şeyi 2-3 defa teyit edin. Ve tabii ki her zaman söylediğim bir şey var. Bir şeyin bürokratik bir şeyin kaynağını lütfen devletin internet sayfalarındaki bilgiye inanın. Benim onun bunun bilgisine evet inanın ama referans isteyin ve bu lütfen referans da İtalya devletinin yayınladığı bir bilgi olsun. Şimdi gelin biz konumuza geçelim. İtalya'da ev almak, yabancılar İtalya'da ev alabilir mi? İtalya'da ev alırsanız oturma izni alabilir misiniz? En çok sorudan soru. Ve bunun gibi bir şey işte emekliler İtalya'da yaşayabilir mi vesaire. Bunların hepsini bu videoda anlatmayacağım. Bu videoda sadece... ev alma kısmını anlatmaya çalışacağım. Bu arada Ömer'e sevgilerimi söylerim. Çünkü dün Ömer'e söz verdim ya da evvelsi gün. Sonra dedi ki YouTube videosunda benden bahset diye. Ömerciğim sana sevgilerimi gönderiyorum. Bu videoda sadece ev almayı anlatacağım ama çok hızlı bir şekilde de oturum şekillerinin üzerinden geçmeye çalışacağım. Şimdi İtalya'da birkaç şekilde oturum alabiliyorsunuz. Bunlardan birincisi... Öğrenci olarak gelmek zaten son yıllarda aşırı popüler. Yine Instagram'da benim çok dalga geçtiğim konulardan biridir. Allah'ım Milano, Milano moda tasarımı.
Türkiye'nin bütün zengin ailelerin kızları Milano'da moda tasarımı okuyor ya da moda yönetimi okuyor ve böyle çok bir dünyayı kurtardıklarını falan sanıyorlar ya. Arkadaşlar yapmayın ya, ben tekstil ve moda sektöründen geliyorum. Yani İtalya şuraya kadar falan tasarımcı dolu, ama her sektörde araba tasarımcısı, tekstil tasarımcısı, moda tasarımcısı, bardak tasarımcısı, defter tasarımcısı. Fakat şey olan, eksik olan nedir biliyor musunuz? Bunları ürettirecek insan yok. Yani eğer illaki gerçekten bir kariyer kurup İtalya'da yaşamak istiyorsanız, size tavsiyem üretimle ilgili bir şeyler yapın. Yani mühendis olun ama üretimle ilgili bir şey öğrenin. Yani o kızcağızlar demeyeyim, şuna ayıp olur. Yani o hanımefendiler moda tasarımı okuyor. Ya tam zaten çoğu muhtemelen yani geri dönüp güzel bir başka bir varlıklı ailenin oğluyla evlenip zaten şey yapacaklar, ne derler, daha sakin bir hayat yaşayacaklar ve zor bir hayat yaşamayacaklar, ya da öyle söyleyeyim. Hani çünkü tekstil sektörü bir de çok zor bir sektör. Yani gerçekten hani dışarıdan böyle defileler falan harika gözüküyor ama içine girince çok 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 zor bir sektör. Hatta şu anda fiyatlar tutmuyor. Benim çalıştığım yıllara göre çok daha zor yani. Burada onu söyleyeyim, ama bu videonun konusu değildi ama dayanamadım söyledim. Öğrenci olarak gelirseniz oturma izni alabilirsiniz. Yani şöyle bir olay var öğrencilikte. Hani ben orada 4 yıl okurum, ondan sonra da üstüne 6 yıl daha çalışırım, vatandaşlık alırım falan, olmuyor. Vatandaşlık almak istiyorsanız 10 yıl, yani şey nasıl derler, ilk 5 yılı vergi vermeniz gerekiyor. Hatta ilk 6 yıl sanırım artık. Çünkü oturum iznini, yani iş için oturum izni kartını verdikten sonra 5 sene sayıyorlar. Yaklaşık 6 sene ediyor bu da. Hatta şu anda daha fazla ediyor. O yüzden yani biraz daha öğrenciyseniz bir 20 yıl falan ediyor aslında şeyince, yani öğrencilik yıllarınızı saymazsanız. Fakat vatandaşlık almak için, çalışarak vatandaşlık almak için 5 sene çalışmanız, yani vergi vermeniz lazım. Ondan sonra 5 sene İtalya'da ikamet ediyor olmanız lazım. Yani 10 sene ikamet ediyorsunuz, üstünde 48 ay, yani 4 yılda bu vatandaşlık başvurunuzun onaylanmasını bekliyorsunuz. Yani minimum bir 14 yıl diyorlar ama teorikte 14, pratikte minimum 15 yıl beklemeniz gerekiyor. Bunu da geçiyorum. Biraz karışık anlatmış olabilirim ama bu başka bir konu. Bu videonun konusu değil. Yatırımcı vizesi olarak oturum izni alabilirsiniz. Bu da minimum 500 bin euroyu 2 yıl İtalya'da tutarsanız, hani herhangi bir devlet fonu olur, ne bileyim bir otel satın alırsınız, bir şey yaparsınız falan filan. Fakat bu eve dahil değil. Birazdan anlatacağım zaten. Yatırımcı vizesiyle de 1 senelik oturum izni. Yani bir sene yenileyerek o 500 bin euro İtalya'da kaldığı sürece oturum izni alabiliyorsunuz. Dediğim gibi minimum da 2 yıl kalması gerekiyor. Burada aileniz de oturum izni alabiliyor. Bir başka oturum izni alma şey bence en temizi. Yani eğer gerçekten tek amacınız ya ben Avrupa'da yaşamak istiyorum diyorsanız, tek geçerim İtalya'da evlenin. Yani başka hiçbir İtalya, Avrupa ülkesi İtalya kadar kolay evlilik yoluyla vatandaşlık vermiyor. Hele bir kadınsanız gelin anında çocuk yapın. Yani 2 sene sonra elinizde vatandaşlığınız ve çocuğunuz vardır. Yani süper rahat, hiç sorgusuz sualsiz çat diye veriyorlar. Şöyle oluyor, eğer çocuk yapmayacaksanız aynı cins ilişkiler, evliliklerde 2 yıl. Kadın erkek ilişkilerin evliliklerinde 3 sene bekliyorsunuz ve daha sonra vatandaşlığa başvurabiliyorsunuz. Düşünün, ben şu anda 7. senemdeyim. Hala oturum izni yeniliyorum. Yani şu anda artık Carta di Soggiorno denen, hani 10 yıla başvurdum. Fakat bana 22 Ekim 2025, bakın 17 ay sonrasına randevu verdiler. Yani videonun başında aslında anlatmak istediğim bu, teorikle pratik işte bu yani. Yani teorikte diyorsunuz ki, aa burada iş buldum, gelirim otururum, hemen ailemi de yanıma alırım. Hayır. Ben 7. senemdeyim. Parmak izi, yani aynı parmak, ya şu parmakların izini veriyorum. Bana diyorlar ki 22 Ekim 2025. Ondan sonra parmak izini vereceğim ve muhtemelen bir sene falan da kartın çıkmasını bekleyeceğim. Sonra Instagram'da atın tutun, aa İtalya emeklileri oturma izni veriyor. Aa, çok affedersiniz ama nah veriyor ya. Ya gerçekten o kadar sinirleniyorum ki. Çok üzerim bu kısmı. Belki keserim ama kesmeyebilirim. Gerçekten o Instagram videolarını seyrettikçe aynı bu hareketi yapasım geliyor. Çok özür dilerim. Tamam, sinirlenmiyorum. Kendime geldim, devam ediyorum. Nerede kalmıştık? En temizi evlilik demiştik. Yani evlenin gerçekten. Tek amacınız yurt dışı ise böyle, hatta Allah'ım benim şey kafam olsaydı, şu 20'li yaşlarımdaki kafam, yani şimdiki aklım o zaman olsaydı, var ya şu ülkede kraliçe olurdum. Ama geri zekalıydım. Ben o yıllarda vizyonum yoktu. Ancak 45'inde falan kendime gelip böyle bir aa falan dediğim için çok geç kaldım. O yüzden siz olun. Zehra ablanız, teyzeniz gibi salak olmayın, evlenin. Ondan sonracığıma geçiyorum.
neye geçiyorum? 50. İş bulma kısmı. Şimdi iş bulma kısmı çok kolay değil. Çünkü biliyorsunuz ekonomi zaten mahvoldu. İtalya'da şöyle bir çalışma şekli var. Bunu hiç bahsettim mi bir videoda bilmiyorum ama belki bahsetmişim de. Ya da Murat'la yayınlarımızda bahsetmişiz. İtalya genel olarak kobi şeklinde çalışıyor. Yani aile, küçük aile şirketleri, böyle dev firmalar falan yok. Zaten onların da merkezi genellikle Milano'da oluyor ve hani böyle aklı başında İtalyan gençleri zaten oraya giriyorlar, çalışıyorlar. Yani ama siz geldiniz yani Toskana'da da falan, şimdi Florence'da var mesela, Toskana genelinde çok çok fazla yok. Yani varsa da o pozisyonları İtalyanlar kapıyor. Zaten daha çok haklı olarak İtalyanlara vermek istiyorlar. Yani siz ve de dil sorununa takılıyorsunuz. Genellikle İtalyanca bilmeniz lazım. Yani sadece İngilizce ile çok 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 az iş var arkadaşlar. Yani onun hayallerini lütfen kurmayın. Yani İngilizce ile garsonluk vesaire yaparsınız. Şimdi tabii ki hani bunu çok kesin olarak da söylemeyeyim ama çok büyük genelde iş arayanları görüyorum ve bulamıyorlar. Ben mesela hani İtalyanca bildiğim için değil, İngilizce bildiğim için gelmiştim. Ama o çok büyük bir şans yani. Ben daha önce yaşamıştım vesaire vesaire bir sürü şey. Hani bu iş biraz da şans işi. Ancak yani mesela diyelim Bocconi Üniversitesi'ne gittiniz. Bocconi Üniversitesi'nin bir sürü firmayla anlaşması var. Evet, onlar size buluyorlar. Ama siz de Bocconi Üniversitesi'ne 4 yılda yaklaşık bir kaç 120 bin euro falan veriyorsunuz. Bir zahmet bulsunlar yani. Hani bir de o olay var arkadaşlar. Neyse, iş bularak gelebiliyorsunuz. Dediğim gibi burada birkaç tane şey var. Dediğim, az önce söylediğim dil sorunu falan vesaire vesaire. Bir de İtalyanlarla şöyle bir çalışma mantığı var ya da yaşama mantığı var. İtalyanlar doğduğu şehirde yaşamaya devam ediyorlar. Yani bizdeki gibi İstanbul'a göç edeyim falan yok. Adam Pistoia'da mı doğdu? Pistoia'da büyüyor. Pistoia'daki bir işe giriyor. Çok böyle şey iş, hayalleri olan insanlar değiller. Yani ev alayım, yazlık alayım, arabam Rolls-Royce olsun, olsun işte Maldivlere tatile gideyim falan olan insanlar değiller. Zaten kazandıkları küçük parayla Maldivlere de tatile gidiyorlar. Panda kullanıyorlar ve evleri çok aşırı sade, basit evlerde yaşıyorlar. Yani böyle bir hayat görüşleri var. O yüzden işleri de çok çok fazla büyütmüyorlar. Daha fazla yaşamak için yaşayan insanlar. Yani hani böyle para gelsin, hani böyle bir Orta Doğu açgözlülüğü İtalya'da olmadığı için de çok fazla iş yok. Yani bunu da söylemem lazım. Daha sonra yatırım ücretini söyledik. Geliyorum. Instagram'daki çok 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 popüler olan ve Türklerin de son yıllarda keşfettiği Residenza Elettiva var. Bu emeklilere oturma izni kısmı var ya. Orada var. Mesela oradan diyorlar ki hani ev alırsanız size oturum izni veriyorlar falan. Dedikleri madde bu. Fakat bu da biraz uzun. O yüzden bunu da bu madde şeyde anlatmayacağım. Residenza Elettiva'nın Türkçesi yani seçilmiş ikamet gibi söyleyebilirsiniz. Burada pasif bir geliriniz varsa İtalya size teorikte oturma izni veriyor. Fakat hiç kolay değil. Yani hani ben 31 bin euro işte minimum 31 bin euro göstermeniz lazım. Birkaç şey daha göstermeniz lazım. İşte bunu başka bir konuda anlatacağım. Videoda anlatacağım. Ama o kadar kolay değil arkadaşlar. Yani hani dediğim gibi pıt diyemeyim ama alan var mı? Vardır. Eminim vardır yani. Ama hani her yere de ya şöyle düşünün. Bakın şöyle düşünün. İtalya yani ben şu anda bu videoyu Haziran bugün en kaçı? 7'si galiba. 7 Haziran'da çekiyorum. 7 Haziran itibariyle insanlar Türkiye'de İtalyan konsolosluklarında vize tarihi bulamıyor. Ya adam sana vize tarihi atan, bunların şeyleri biraz daha farklı. Bunlarla direkt konsolosluğa gidiyorsun ama ya Schengen vizesi vermeyen ülke sana bunun için 1001 dereden su getirir. Yani biraz da öyle düşünün lütfen. Bir başka son yine Instagram'ın popüler videolarından ve çok yeni çıkan Nisan ayında, Nisan 2024'te İtalya'nın onayladığı dijital göçebe oturum izni opsiyonu var. Fakat bu daha çok yeni. Bu Residenza Elettiva'ya çok benziyor. İşte online çalışmanız lazım. 28 bin euro göstermeniz lazım. Aileniz de gelebilir. Yani yok öyle bir şey. Yani bir senelik oturma izni veriyormuş. Yani ben inanmıyorum. Ondan sonra. Yani ne bileyim. Başka ülkeyi deneyebilirsiniz. Yani bunun için başka daha kolay ülkeler olabilir. Bir de böyle Instagram'da yine çıkan bir şeyler var. İşte İtalya güneye taşınanlara 300 bin TL veriyor da yok oturma izni veriyor. Onları zaten hiç konuşmuyorum. Onlar sizin için değil arkadaşlar. Yani onlar o Sicilya'daki yaşayan İtalyanların oradan Milano'ya göçmüş bir aile geri gelsin diye yapılan şeyler. Yani onlar şeydi. Şöyle düşünün burada da haberleri azıcık seyrediyorsanız görüyorsunuzdur. İtalya'nın başbakanı Giorgia Meloni sürekli Tayyip Erdoğan'la görüşüyor. Oraya gidiyor. Arnavutluğa gidiyor. Zaten hali hazırda İtalya'daki göçmenleri, mültecileri buradan kışkırtmaya çalışırken siz orada böyle oturuyorsunuz Yozgat'ta. Yozgat'ta Hasan oturuyor. Aa diyor İtalya diyor 385 bin TL veriyormuş güneye gelene. Dur ben diyor Sicilya'ya gideyim. Ya mantığı var mı ya? Küçücük ya. Azıcık şey yapın yani. O yüzden
Hani buradan insanlar eğer güneyde gerçekten Orta Doğu insanlara ihtiyacı olaydı, hali hazırda elinde olanları götürürdü. Şimdi yani öyle düşünün. Kusura bakmayın, gerçekleri acıdır ama olay böyle. Ve gelelim ev alma kısmına arkadaşlar. İtalya ev alarak öncelikle söyleyeyim hani bunu 15. dakikada söylüyorum ama kesinlikle ve kesinlikle ev alarak oturma izni vermiyor. Az önce söylediğim Residenza Elettiva'daki olay başka. Hadi gelmişken yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Residenza Elettiva'yı neden size ev satmak istiyorlar? Nedeni şu, çünkü orada bir madde var. Diyor ki sunduğun evraklarda ikametini aldığın evin kontratını göstermen gerekir diyor. İtalya'da şu anda maalesef hiç kimse, hiç tanımadığı bir insana, burada çalışmayan, etmeyen, oturma izni olmayan birisine evini kontratlı vermiyor. Onun da nedenini söyleyeyim. Çünkü İtalya'da hala geçerli olan bir kontrat var. Meloni bunu kaldıracağım dedi ama hala kaldırmadı. Siz bir eve diyelim kiraladınız. 4 artı 4, 4 yıl artı 4 yıl kontrat yaptınız ve o eve ikametinizi taşıdınız. Ve bundan bir ay sonra dediniz ki ya beni işten çıkarttılar, ben kiramı ödeyemiyorum. Ve İtalyan çoğunlukla yani o evi de neden İtalya devlete diyor ki ya bunun diyor şu anda geliri yok o yüzden oturabilir diyor. Ha, daha sonra evet şey çıkartırsınız edersiniz ama dava açmanız lazım, bir sürü şey uğraşmanız lazım. Hani öyle ya çık git falan diyor musunuz? Diyor ki ya benim ama diyor şeyim yok, ne derler, gelirim yok. İtalya'da inanın milyonlarca insan sırf bu olaydan dolayı evini boş bırakıyor. Fakat son yıllarda Airbnb geldi hayatımıza. Airbnb'den kiralamaya başladılar. Ama gelin görün burada, yani gerçekten şaka yapmıyorum. Yani bana inanmıyorsunuz, buraya Floransa'ya, Milano'ya, Torino'ya taşınan insanlara sorun. Hiç kimse evini, ikametini aldırtmak istemiyor. Bu noktada da zaten bu hizmeti veren insanlar diyorlar ki gelin size ev alalım. Çünkü ev alınca ikametinizi eve taşımanız gerekiyor. Oradan da diyor ki Residenza Elettiva'ya öyle başvururuz diyor. Geçelim ev alma kısmına. Yani Residenza Elettiva size alın ev aldı. Yani Residenza Elettiva almak için ev aldıracaklarsa yani almak zorunda değilsiniz. Yani dediğim gibi size bir kiralık ev bulmalarını da söyleyebilirsiniz. O insanların da pişmiş aşına soğuk su kattığım için özür dilerim. Geldim. Ev almak. Şimdi yabancılar ev alabiliyor mu? Ev alabiliyor. Oturum izni veriyor mu? Hayır. Bak tekrar söylüyorum. Ya ev alarak oturum izni alamıyorsunuz. Sadece o Residenza Elettiva'ya bağlıyorlar. Şimdi ben nasıl ev aldım onu anlatayım. Sayfayı çeviriyorum. Bakın bir sayfa not almışım. 17 dakika konuştum ya. Valla kendimi gurur duyuyorum. Şimdi ben aslında İtalya'da ev mev almak istemiyordum. Neden ev almak istemiyordum? Birincisi fiyatlar. Ya yani benim Türkiye'de biriktirdiğim böyle küçücük bir param vardı. Artık o da yok. Yani çok da küçük değil aslında ama yani euroya çevirirseniz hiçbir şey olmuyor. O ev almaları falan işte dedim ya, yine bak aynı konuya dönüyorum. Vizyonum olaydı. 25-30'lu yaşlarda buralardayken alacaktım. O zaman aşırı ucuzdu. Floransa, İtalya, gayrimenkul İtalya'da çok ucuzdu. Ama ben eller arabaya, ay yok ben Türkiye'yi seviyorum, vatanım vatanım falan dediğim için aha yani yine aynı hareketi yapacağım. Çok affedersin ama bunu aldım. Ne Türkiye'de evim var ne burada evim var. Fakat bu benim bir de dünyaya bakış açım. Ya şöyle söyleyeyim, tabii bunu da söylemek lazım. Ya benim ailemde hani şu anda mesela buradan ayrıldım. Ayrılmak zorunda kaldım. Türkiye'ye döndüm. Yaşayacağım bir evim var. Ya da şey, neyse, orada bir ev kiralayacak varlığım var. Biraz da onun rahatlığı. Ya diyorum ki zaten ailemin evi var. Ne alayım? Bir de depremler onlar bunlar oluyor. Niye ev, dünya paralar, o kredilere giri hiçbir zaman girmek istemedim. Ya dedim ki yani benim çoluğum çocuğum da yok. Hani onu kime bırakacağım? Bir tane yeğenim var, ona bırakacağım. Hani onun da anası babası düşünsün abi. Onu ben mi düşüneceğim yani? Benim bir tane hayatım var. Ben o hayatı yaşamak istiyorum. Dedim ki kirada otururum. Allah şükür zaman çok şanslıydım. Çok güzel evlerde oturdum. Çok ev değiştirdim ama çok güzel evlerde oturdum. Mesela şu anda Floransa'da oturduğum ev çok güzel. Ben de çok güzelleştiriyorum ama bakın böyle. Burası benim, bu arada hep buradan burayı görüyorsunuz arkada. Bugün çok güneş olduğu için yer değiştirdim. Yani oturduğum yer, size şuradan sesleniyorum genellikle. Ve duvarda 1000 tane şey var. Yani oturduğum evlerde çok rahat olduğu için hiçbir zaman hani o büyük yüklere girmek istemedim. Ben biraz açıkçası maddi yükün altında tek başıma girmekten korkan bir insanım. İtalya'nın da şöyle bir özelliği var zaten. Genellikle genç ev, mesela diyelim siz birisiyle birlikte oldunuz. Genellikle aileden bir tane ev kalıyor ve ondan dolayı zaten çok hırslı değiller. Yani kira parası ödemediğiniz sürece aldığınız 1000 euro aylıkla burada yani şu son yıllara kadar çok rahat geçiniyordunuz. Yani eve 2000 euro giriyorsa, siz biraz köy kısmında kırsalda oturuyorsanız çok çok güzel harcayıp onu yaşayıp gidebiliyordunuz. Şimdi biraz yetmiyor açıkçası. Enflasyon çok fazla var. Ancak
ne diyordum? Ben hiçbir zaman ev almak istemedim. O yüzden hiçbir zaman da ev bakmıyordum. Yani böyle bir ev açayım. Kimilerinde şey vardır ya, şuradan ev alayım, onu yapayım, onu satayım, onu alayım falan. Türkiye'de hep böyledir ya, yani blok ev, spot ev bulayım, bilme arazi alayım, ona yaptırayım, satayım falan. Ben hiç öyle şeyler yoktu. Zaten bu yüzden hiçbir zaman zengin olamadım. Dediğim gibi yani bir 30 yaşlarında azıcık vizyonum olaydı, azıcık şu kadarcık hırslı olaydım. Ya ben şu anda gayrimenkul zenginiydim ama olamadım. Neyse, ama çok tatlı bir kadın oldum. Şimdi gayrimenkul zengin olsaydım ne kadar sıkıcı birisi olacak. Sürekli paraları düşünecek mi? Sürekli para sayma makinesi. Bir de para gelince o parayı kaybetmemek için daha da çok böyle hırslanıyorsun. Abi bizde yok işte öyle. Olmayanı elimize tutmaya çalışmıyoruz. Bugün gelene onu güzel, keyifli harcıyorsak yeter yani. Şimdi ama neden ev aldım? Hadi ona geçeyim biraz. Şimdi şöyle. Bugünlerde son zamanlarda Instagram'da böyle hikaye... Ben Instagram'da yaşıyorum biliyorsunuz ya, söylememe gerek yok. İlk defa izliyorsunuz da video. Gerçekten Instagram'da yaşayan bir kadınım. Instagram'da baktım böyle geçen sene 2023'te bu şeyler çok moda ya, hani yok 7-7-7, spiritüellik, manifesto. Ya gerçekten bilmeden hep böyle aptal salak, yok Kianti'deki evimin kapılarını size açtım, ay yok Kaza Zehra bilmem ne, ay yok ben kırsala taşınayım diye böyle hani hep dalga geçiyor ayağına, aslında galiba evrene mesaj vermişim. Ve bir gün ben böyle hani hikaye paylaştım. Hatta 4 Kasım'da çok net hatırlıyorum. İşte bizim arkadaşların, Almost'un, işte Gülşen'lerin evinde, La More'de, onlar da orada bir ev aldılar. Hatta bir gün de Gülşen anlatsın size, onu davet edeyim. Onlarınki çok daha meşakkatli bir ev alma ve şey, çünkü o kredi falan çekti. Bak bir gün size Gülşen'i çağırayım, o anlatsın. Böyle bir şey yapıyoruz işte, mangal falan yapıyoruz, mantar topluyoruz. Kasım ayı çok güzel oluyor şeyde, Toskana'da da. Benim en sevdiğim mevsim sonbahardır Toskana'da. Size de tavsiye ederim. Ondan sonra orada böyle küçük bir kulübe var. Onu severek Kaza Zehra falan yazdım ve falan kalpler falan. Sonra da onlar söyledi ya, sen ev almak istiyor musun falan diye. Yok dedim ya, benim öyle bir param yok arkadaşlar yani. Ondan sonra çünkü Floransa'da evler böyle 1 artı 1'ler genellikle artık 295 bin eurodan başlıyor. Benim öyle bir param yok. Çünkü bir de üstüne bir sürü masraf yapacaksınız. Yok işte birazdan anlatacağım ya da şimdi şey yapmayayım. Yani öyle bir param da olmadığı için böyle küçük bir param var Türkiye'de. Ondan sonra fakat dediler ki ya bir tane Panzano'da ev satılığa çıktı. Ve o ev işte iki kişi alırsa, yani iki tane ev satılığa çıkıyor aynı anda aynı katta. İşte birine benim arkadaşımın ablası alacak, diğerine sen almaz mısın dediler. Aa dur yok öyle değil. Aa dur yanlış anlattım. Çok affedersin. Aa, heyecan yaptım da. Bir kahve içeyim ondan sonra anlatacağım. Biz şimdi geri dönüyorum. Mantar topluyoruz falan. İşte o fotoğrafı çektim, işte şey yapıyoruz. Ondan sonra Gülşen'in işi Yakoba dedi ki ya dedi ben bir tane ilan gördüm şeyde dedi. Emlakçıda ya bir arkadaşıyla konuşurken niye o evi almıyorsunuz iki tane falan. Biz şimdi anlamadık tabii, iki ev bir fiyatına falan gibi bir şey söylenmiş. Ondan sonra biz de herhalde ikiz villa falan gibi hayal ediyoruz. Neyse ondan sonra birkaç gün sonra emlakçıyı aradık. Yok dedi aynı katta dedi iki daire satıldık ve ikisinin aynı anda alınmasını istiyorlar. Diğeri de hani bir tane dedim ki hani ne kadar falan diye, biz işte yarı yarıya falan böldük. Meğerse böyle değilmiş, bir tanesi küçük benim ev oluyor. Diğeri de Ayşegül satın aldı. Hani böyle evi satın alınca bir hesap kitap yaptım. Daha doğrusu evi önce görmeye gittim, onu söyleyeyim. Bu arada evin fiyatını çok soruyorsunuz ama maalesef evin fiyatını söylemeyeceğim. Sadece eşe dosta söylüyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Orası çok popüler bir yer. Çok ev satılığa çıkmıyor. Biz de biraz yani biz böyle hani bulduğumuz gibi aldık. Hani herkes de sonra diyor ki bize de oradan o fiyata ev bul. Ya orada zaten ev satılığa çıkmıyor artık. Ben sana nasıl öyle ev bulayım yani. Çünkü iki ev satıldığı için normalden çok azıcık daha uygun fiyata aldık. Yani tek şartları oydu. Biraz böyle bir %20 indirim, %20 kadar indirim yaptılar bize. Normalde evin fiyatı benim aldığımdan biraz daha fazla. İşte dedim benim o kadar param var. Çok güzel kalp. Dedim ki olabilir. Fakat eve gittim. Ev harabe. 8 yıldan beri birisi yaşamıyormuş. Diğer evde de kimse yaşamıyor. Evde böyle leş gibi bir borular falan kokmuş. Seneler önce işte tuvalet kullanılmıyor. Kurumuş, kokmuş, akmış. Şey yani çok rezalet evin içi. Zaten evin içinde bu arada ev 1785 yılında yapılmış. Bakın 1785 yılında yapılmış bir eve satın aldım. Ondan sonra neyse o içindeki yaşayan kişi vefat etmiş. Sonra boşa düşmüş. Çoluğu çocuğu yok. Daha sonra bir tane şirket buluyor bunu. Aa diyor burada evler satılık. İşte alıyor satıyor falan öyle bir şey. Yani o detaylara çok girmeyeyim. Daha sonra dedim ki ben de birkaç usta çağırdım. Ve dedim ki yani hani burayı yenileyebilir miyiz? Onlar dediler ki işte böyle olur böyle olur falan. Şimdi size burada genellikle soruluyor ne kadar masraf ediliyor diye. Hani bu size... Yani sky is the limit dediğimiz olay, ne kadar bütçeniz varsa o kadar güzel bir eve tadilat yaptırabiliyorsunuz. Ancak
Ben de şöyle bir şey oldu. Ustayı çağırdım. O dedi ki bu yapılır, o yapılır falan filan filan dedi. Yani minimumda şöyle düşünebilirsiniz. Metrekare başına en az, ama en az böyle minimumda şey yaparsanız, sadece bu tesisattı, oydu buydu, onları bahsediyorum. İşte elektrik aksamı, yaklaşık 1.000 euro falan harcıyorsunuz. Bu tabii ki giderek artıyor. Yani şöyle, zaten benim aldığım ev 23 metrekare. Zaten şu anda gidişimizde zaten yaklaşık sadece yenileme, elektrik, su, tesisat, yalıtım, işte pencereler değişiyor vesaire. Yaklaşık 25 bin euro falan tutacak. Bir de üstüne mobilyalar alınacak. Yani o yüzden bu şey hesap çok doğru. İşte benimkisi 1200, 1100 euro falan olacak herhalde. Son şeyi söylerim size, yani ne kadar tadilat yaptığımı. Çok küçük bir ev ama harabe gibi bir evdi gerçekten. Ve evin içinde hiçbir şekilde hiçbir şey yoktu. Daha sonra İtalya'da şöyle bir şey var. Geometra var. Çok özür dilerim, hapşırdım geldim. Bu alerji dönemi hala benim için bitmedi. Hapşı hapşı gidiyorum yani. Geometra'da kalmıştım. Türkiye'de karşılığı yok. Ben bulamadım açıkçası. Geometra burada şunu yapıyor. Mesela böyle bir 1700 yıllardan kalma bir ev buldunuz. Eski taş ev vesaire buldunuz. Bunları böyle canınızın istediği gibi yenileyemiyorsunuz. Geometra'yı çağırıyorsunuz. O da gidiyor tapudaki şeyine bakıyor. Geliyor, diyor ki evet bunu yaptırabilirsin. Bunu bilmem ne yaptırabilirsin. Tapudaki plana bakıyor. Bu çok önemli bu arada İtalya'da. Mutlaka yaptırın. Çünkü ondan sonra başınız derde gider. Ev aldıktan sonra hiçbir şey yapamazsınız. Geometrinin bence en önemli özelliği, planla evin içi doğru mu onu kontrol ediyor. Eğer siz diyelim bir tane taş ev aldınız ve o ev renove edilemiyor ya da bir şey yapılamıyor. Fakat birisi kaçak olarak örneğin bir camı kapatmış. Mutlaka geometrini kontrol etmesi lazım ve evi satan kişiye siz o camı açtırmanız lazım tekrar. Yoksa noter satışı yapamazsınız. Yani öyle kalır yani. Ya da daha sonra başka hiçbir şey yapamazsınız. Hani zaten belediye izin vermiyor ondan sonra. Diyor ki bak burada şey var. Git bunu eski haline getir diyor. Ya çok masraflı olur. Çünkü bazı yerlerde tuvaletler falan iptal ediliyor. Bu çok yaşanıyor bu arada. Yani şaka yapmıyorum. İşte ne bileyim orası bir çatı böyle mesela şey benim evde vardı. Oraya bir tane kaçak kat koyuyorlar. Oraya yatak falan koyuyor. Onları kaldırtmanız lazım. Bir o çok önemli. Geometriye kontrol ettirdik ve benim evin planı orijinalle örtüşüyordu. Ve yani dedi ki evet bunu böyle satın alabilirsin. Renovasyon da yapabilirsin. Benimkinde sadece pencereleri yaparken İtalya'da öyle bir şey var ki bence çok güzel bir kural. Hani yeni yapılan eskiye uyması gerekiyor. Böyle rengi canı istediğiniz gibi bir renk yapamıyorsunuz pencerenin. Neyse burada ben PVC yaptırdım. Yıllarca Pimapen'le dalga geçip gidip PVC yaptırdım. Fakat dışını ahşap, görünümü içini beyaz yaptılar. Zaten evde de gösterim olduğunda. Çünkü şöyle bir şey var. Ev tamamen karşıdan dağlardan rüzgar alıyor ve ahşaplar çok şey gerek, yani yalıtımı çok iyi olması gerekiyor. Bir de bakımı çok masraflı oluyor. O yüzden ben de çok minnoş bir PVC yaptırdım. Ama bunu da sordum yani. Hani her şeyi sormanız lazım. Peki nasıl satın alma süreci işliyor? Şimdi siz bakıyorsunuz, ediyorsunuz. Bu arada ben evin manzarasını çok sevdim ve evin yerini çok sevdim. Çünkü zaten acayip seviyordum. Hatta ben şey diyorum, yıllarca bu kadar insana iyilik ettim. Herhalde evren de bana İtalya'da bakın en sevdiğim meydanlardan birinden bana ev verdi. Çok küçük bir ev, dediğim gibi 23 metrekare ama hani sonuçta ne bileyim canım istediği zaman orada gidip oturacağım bir yerim var artık. Yani bir otele gitmeme gerek yok. Şimdi peki arada böyle şey yapıyorum, gereksiz bilgi veriyorum kusura bakmayın ama çok yani böyle 2-3 kelimeyle anlatılabilecek bir konu değil maalesef. Şimdi peki nasıl başlıyor süreç? Geliyorsunuz, diyorsunuz ki evet geometre bakıyor. Ustaları çağırdınız. Ustalar yaklaşık fiyat verdi. Onu öyle yaparız, bunu öyle yaparız. Ben hatta bir mimarla falan da konuştum. İşte şöyle yaparsın, böyle fikirler veriyor. Ve ne kadar masraf edeceğinizi yaptıktan sonra hesaplamaya başlıyorsunuz. Peki masraflar ne kadar oluyor? Ve süreç nasıl işliyor? Biz hemen emlakçı dedik ki alıyoruz. Ve ondan sonra bir teklif yapmanız gerekiyor. Şimdi benim olayımda biraz daha rahattık bizim. Çünkü bizim karşımızda bir avukatlık bürosu vardı. Avukatlar da tak 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 hallediyorlar. Eğer siz bir ev sahibine bir emlakçı kanalıyla yapıyorsanız biraz daha uzun ve meşakkatli sürebiliyor. Fakat yine prosedür aynı gidiyor. Şöyle yani yaklaşık bilmiyorum yani genellikle 5.000 euro falan oluyor. 3.000 euro, 5.000 euro bir çek kanalıyla ev sahibine teklif veriyorsunuz ve kapora yatırıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bu evi alacağım. Bu yalnız bazen farklı oluyor. Bazen sadece teklif veriyorsunuz, kapora vermiyorsunuz. Bazen de ikisini birlikte veriyorsunuz. Şimdi bizim durumumuzda biz hemen onayladık. Evet alıyoruz evi dedik. Ve karşımızdaki avukatlık bürosu dedi ki okey.
İki kişi, iki dairede birlikte alıyorsanız tamam tamam hemen böyle ve resmi bir yazı gönderdik. Emlakçı vasıtasıyla oluyor bu ve diyoruz ki biz bu eve bu kadar teklif veriyoruz. Biz şimdi burada avukatlık bürosu olduğu için ve onlar da kesinlikle indirim ve bir pazarlık söz konusu olmadığı için ve yani kesinlikle kabul etmez, zaten adamlar bize indirim yaptılar. Biz direkt söylenen parayı hemen teklife geçip gönderdik. Fakat normalde benim eş dosttan duyduğum kadarıyla örneğin bir tane ev 250 bin diyelim. Siz 230 bin teklif ediyorsunuz. Kimisi 240 ediyor. Bu ev sahibine kalmış bir şey. Ev sahibi 230 bini de kabul edebilir. 240 bini de. Sonra satmıyorum da diyebilir. Ancak burada çok önemli bir olay. Kaporayı kabul ettikten sonra eğer anlaşmayı bozuyorsanız, diyelim ki siz kapora verdiniz ev sahibinize, ev sahibi okey dedi ve ama ondan sonra ya biz vazgeçtik derseniz o kapora ev sahibinde kalıyor. Tam tersi durumda da ev sahibi size ceza vermek zorunda oluyor. Bunların hepsi işte o anlaşmada yazıyor. Emlakçılarda zaten bu standart olan bir anlaşma. Yani iki taraf söz verip tamam alıyorum dedikten sonra, para alışverişi olduktan sonra size tavsiyem dönmeyin. Ondan sonra ceza veriyor. Ama zaten hani parayı da verdiyseniz zaten muhtemelen çok elzem bir şey olmadıysa lütfen yani şey yapmayın. Niye lütfen diyorsam hani boşu boşuna geri dönmeyin. Böyle bir durum var. Daha sonra ev sahibi okeyledi. Kapora verdiniz, ev sahibi okeyledi. Ondan sonraki süreç artık noter satışına geçmeniz gerekiyor. Orada da şöyle oluyor. Bir noter bulmanız gerekiyor. Noterler çünkü farklı fiyat verebiliyorlar. Noter şeyleri ayarlıyor. Neleri ayarlıyor? Hemen söyleyeyim. Bu devir vergilerini ayarlıyor. Satış sözleşmesini yapıyor. Türkiye'de satış nasıl oluyor bilmiyorum. O yüzden kıyaslayamıyorum. Tapuya mı gidiliyor? Noterde mi satış yapılıyor bilmiyorum. Yani nasıl oluyor da. Burada bütün her şeyi noter hazırlıyor. Sizin evraklarınızı alıyor. İşte tapuyu alıyor. İşte her bütün emlakçı zaten orada noterle daha çok muhatap oluyor. Ve diyor ki şu gün şeyle çekle evin bedeli ne kadarsa onu çek halinde şu kişiye, şu şahsa ya da şu firmaya işte çek hamili yakınımdır çek hazırlıyorsunuz ve diyor ki bugün gelin işte şu günde satış yapılacağız. O gün sizin gittiğinizde noterin masrafını ödemiş olmanız lazım. Size tavsiyem birkaç yerden noter ücreti alın çünkü çok fark edebiliyor. Yani ben 3500 euro mu ödedim? 3500 euro ödedim. Bütün bu vergiler, noter masrafları her şey dahil ama 4200 veren oldu, 4700 veren oldu. Biz hani o bölgedeki noteri seçtik. Yine şansımızla o bize şey vermişti zaten. Ne derler? En uygun fiyatı o verdi. Bir de çok komikti ya, arada hani biraz es vereyim. Bizim şeyde mesela bankanın müdürü, noter, emlakçı, çocukluk arkadaş. Ya köyde iş yapmanın da böyle tatlı bir yanı var. Böyle birbirlerini dürtüyorlar falan şeyde. Ne derler? Satışta. Emlakçı da geliyor sonuç olarak. Benim bir de bankanın transferiyle ilgili bir sıkıntı oldu. Benim kullandığım banka şubesi yok. Finoko Bank kullanıyorum. Onlar dediler ki çek 7 günde gelir. Dedim ne 7 günü yani 2-3 gün sonra satış var. Bizim çünkü noter çat diye onayladı. Normalde noterler 3-4 ay sonrasında randevu veriyorlar. Bizimkisi şey neden 10 gün sonrasında verdi. Ay böyle panik olduk falan. Türkiye'den para geldi. O bu falan böyle bir. Ya o dönem çok kaoslu ama çok da keyifliydi. Neyse yani noteri dediğim gibi 2-3 tane yerden alın. Ancak emlakçı da size söyleyebilir. Dediğim gibi eş dost şeyse işler çok çabuk da gidebiliyor. Zaten yani hani onlar birbirlerini tanıdıkları için ve güvendikleri için işiniz daha hızlı gidiyor. Benim işim ve Ayşegül'ün işi çok hızlı gitti. Fakat burada bir parantez daha açıyorum. Noter buldunuz. Noter satışında satışı yapacak, imzalayacak kişinin mutlaka İtalyanca bilmesi gerekiyor. Yani siz İngilizce veya Türkçe ile olmuyor. O da şöyle çözmüşler. Siz birisine vekalet veriyorsunuz. İtalyanca anlayan birisine. Ve sizin yerinize satışta o oluyor. Fakat burada birkaç tane saçma sapan hikaye duydum. Sakın onları yapmayın. Sonuçta binlerce euro verip bir ev satın alıyorsunuz. Bazı kişiler şey diyormuş, ne derler emlakçılar. Ya yalnız satışta sen olamazsın yani. Hani vekalet verdin olacak. Lan öyle bir şey olabilir mi? 500 bin euroya ev alıyorsam ne eline verdim? Adam ne imzalıyor falan. Hani o yüzden orada güvendiğiniz birisine vekalet vermeniz gerekiyor. Yani ben hani isterseniz öyle bir şey olsa size çevirmen falan tavsiye ederim. Eğer İtalyancayı biliyorsanız mesela benim gibi noter dedi ki yani birkaç gün önce gelsin İtalyancanı test etmek istiyorum. Acaba anlıyor musun anlamıyor musun? Sonra gittik adamla konuştuk. Ha 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 kırmızı rujumu sürdüm böyle. Tabii ki her şey yaptım. Ondan sonra en son böyle ay canım benim hani görüşü öptüm falan diye ayrıldık. Yani noter sizin İtalyancanızı test etmek isteyebilir. Çünkü şöyle bir olay oluyor. Orada bir yaklaşık 25 sayfa satış sözleşmesi okunuyor. Okuyor noter. Onu anlamanız lazım. Çünkü arada bir dönüp kabul ediyor musun? Kabul ediyor musun diyor. Hani neye kabul ediyorum evet dediğinizin bilinmesi gerekiyor.
Ya da bazen şöyle yapıyorlar. Daha böyle küçük köylerde ise güvence yaparak size satış sözleşmesini veriyorlar. Diyorlar ki git bunu oku, anladın mı? Siz onu işte Google Translate'den mi çevirirsiniz? Eşe dostla mı çevirtirsiniz? Hani değiştirilmesini istediğiniz bir yer varsa gidip söylüyorsunuz. Ama genellikle zaten onlar aynı oluyorlar. İşte biz de böyle zaten karşımızda avukat vardı. O yüzden zaten adam her şeyini baya didik didik okumuş. Yani biz çok rahattık yani o konuda. Zaten avukat kabul etmezdi herhangi bir şey olsaydı. Neyse işte borçları yok, o yok, bu yok falan. Çünkü birisinin mirası kalmış ve 8 sene boş kalmış evin. Hani oraya ne diyeyim, aidat borcu falan her şeyin ödenmesi gerekiyordu. İşte o temiz kağıtlarını falan da verdiler. İmzaladık ve aynı şeyde masa üstünde satış yapana çekleri veriyorsunuz. O size aynı anda anahtarı veriyor. İşte o ne derler, noter okey diyor falan filan, böyle geçen bir süreç. Bu kadar. Çok güzel anlattım değil mi? Sonra da eviniz oluyor ve sonra ustalarla mücadele dönemi başlıyor. Onu da başka zaman anlatırım çünkü zaten bayağı oldu video. Şimdi biraz ya vergi oranlarını anlatayım mı bu videoda bilmiyorum. Çünkü biraz karışık olabiliyor ama hadi gelin azıcık anlatayım. Çünkü bu kısım biraz karışık. Yani ben bile çok net anlayamamıştım. Hani birkaç süre sonra anladım. Şimdi yabancılara yönelik anlatıyorum. Çünkü ben İtalya'da oturma iznim olduğum için İtalyan vatandaşı şeklinde ne derler prosedüre dahil oldum. Ben isterseniz yabancılara anlatayım ya da anlatmışken hadi gel ikisini de anlatayım. Şimdi şöyle, benim oturma iznim var. Ben İtalyan vatandaşıyla aynı şekilde oluyor. Dediler ki burada oturma izni olduğu için ve İtalya'da bütün İtalya sınırları içinde ilk evimi aldığım için prima casa diye bir şey var. Size satış yok satış pardon satış vergisi oluyor. Şey evet, devir satış vergisi sanırım. İşte bunların şeyleri kusura bakmayın, çok doğru söyleyemeyim ama %2 emlak vergisini %2 ödüyorsunuz ve bir sürü masraftan da şey oluyorsunuz, muaf oluyorsunuz. Ama eğer İtalya'da oturma izniniz yok, yani yabancı olarak aldığınızda İtalya devleti diyor ki bu ikinci ev sayılıyor ve %9 emlak vergisi veriyorsunuz ve birkaç tane daha masrafınız oluyor. Şimdi diyeceksiniz ki ilk ev prima casa, ikinci ev nedir? Şimdi İtalya devleti, bence o da çok güzel bir şey. İşte İtalyanların ilk başta videoda söylediğim bu aç gözlü olmasınlar diye, hani böyle doymuyor ya, Türkiye'de bir kişinin 150 tane dairesi var, komple binayı alıyor falan. İtalya bunu önlemek için şöyle yapmış. Bir tane ev alıyorsunuz. İlk evinizi aldığınızda diyor ki sen ilk evini alıyorsun. Bu da çok önemli, bakın söyleyeceğim şimdi. İkametini, bakın ikametini o eve taşıyorsun. Taşıyacaksan senden emlak vergisine %2 alıyor. İlk başta almıyor. Daha sonra %2 ödüyorsunuz. Tapudaki bedeli üzerinden, bu arada satış bedeli üzerinden değil de tapudaki bedeli üzerinden. Ancak eğer ikinci evini almak istersen diyor ki yok diyor. Sen diyor hani bir tane ev aldın, ikincisini alıyorsun, o zaman diyor vergisi %9. Sen gittin üçüncü ev aldın, onun vergisi biraz daha artıyor. Vesaire vesaire gibi böyle. Yani senin 1.000 tane evin olmasını engellemeye çalışıyor. Ama diyor ki madem alıyorsun o zaman da vergisini ver. Genelde benim gördüğüm kadarıyla İtalya'da zaten evlenmiyor çoğu çift. Bir evi eş, bir eş diğeri de diğer eş alıyor. Mesela yazlık aldınız, öyle alıyorlar ki prima casa'dan yararlansınlar. O yüzden bence bu çok mantıklı bir şey. İtalya'yı tebrik ediyorum. Eskiden Türkiye'de böyleymiş galiba da, yani şu anda öyle bir şey yok tabii. Yani bir binada on, ne derler, tek kişi sahibi olabiliyor. Bir sürü de vergi şeyinden muaf oluyorlar yani ve affını alıyorlar. Vergi affı falan oluyor. Neyse o ayrı bir konu. Yani neyse birkaç ev olsa, yani siz diyelim İtalya'da oturmanız yok. %9 ödüyorsunuz. Emlak noter masrafı aynı oluyor. Fakat bir de üstüne yaklaşık bir 500, 250 ila 500 euro arasında bu demin bahsettiğim vekalet şey var. Yani İtalyanca bilen birisi de vekalet ücretiniz oluyor. Emlakçı masrafı %3-4 oluyor yaklaşık. Ama siz 1 milyon euroya bir ev aldıysanız bazen 2,5 falan olabiliyor. Yani evin bedeli çok yükseldikçe %4-3 olmuyor. Ama onu genellikle şeyler söylüyorlar zaten. Neydi onun adı? Emlakçılar söylüyorlar. Ama %3 olarak düşünmenizi tavsiye ederim. Genellikle öyle oluyor. Daha sonra Residenza elettiva için alacaksanız bu dağın başındaki ucuz evleri gerçekten alabilirsiniz. Ama en çok sarılan soru. Bak bir sonraki sayfaya geçtim. Ay ne kadar anlatasım gelmiş yalnız. Şimdi ev aldıktan sonra o kısımda geçiyorum işte, mimar ustalar falan yeniledi. Ve diyorlar ki biz evi kiraya verebilir miyiz Airbnb'den? Şimdi İtalya'da bu demin bahsettiğim kural var ya, prima casa, onun kurallarından biri eve ikametinizi taşımanız gerekiyor. Ancak ev ikametinizi taşıdıktan sonra evi kiralayamıyorsunuz. İtalya'da bir kural var. Eğer evde, o evde ikametiniz varsa o evi kontratlı kiralayamıyorsunuz. Kısa dönem, uzun dönem fark etmiyor. Ama
biliyorsunuz kurallar yıkılmak içindir. Genelde insanlar diyorlar ki ben oda kiralıyorum. Şimdi benim evim mesela monolokale. Ben de diyorum ki divanı kiralıyorum ya da böyle bir alanı böldüm. Yani böyle küçük bir alan gibi bir şey yaptım. Hani oraya kiralıyorum diyeceğim ama Airbnb'ye çok bir şey demiyorlar. Yani o kontratlı olmadığı için, yani kısa dönem olduğu için ama ileride diyebilirler. Şimdi tabii ki şöyle bir şey var. Yani Euro TL politesinden dolayı insanlar böyle diyorlar ki işte ben girip bakıyorum. İşte bu şeyde de mesela çok fazla Instagram hesabı var. Cheap Italian houses falan. Yani orada 30 bine gösteriyor. Toskana'da 30 bine ev yok bilmem ne de. Ve insanlar diyor ki aa bunu alalım. Ya tabii alın. Ama şöyle bir şey var. Şimdi tabii ki 30 bin euroya İtalya'da ev satılıyorsa o cazibe merkezi değildir. Yani bütün herkes aa gideyim orası dağın başındadır. Yani mesela bu videoyu seyredeceğini sanmıyorum. Çünkü çok meşgul birisi. O yüzden rahat rahat dedikodusunu yapabilirim. İsmi lazım olmayan bir arkadaşım var. O İtalya'da ev almak istiyor. Bana sürekli Instagram'dan şey falan gönderiyor. Bu nasıl, bu nasıl, bu nasıl, bunun yeri nasıl, bu nasıl, bu kiralanır mı? Ya diyorum bak dağ başı, dağ başı, dağın başı, dağ başı, dağın başı. Ondan sonra bazen bakıyoruz böyle otobüs gidiyor mu oraya falan diye. Yani genelde 30 bin euroya bir ev alıyorsanız yani onu çok Airbnb'den ya da Airbnb'den kiralarsınız da yani attığınız taş ürküttüğünüz kuşa değer mi? Yani Floransa'da bir ev kiralayacaksınız okey yani sonuçta full. Yani 365 gün full çeker. Fakat çünkü artık burası çok high yani sürekli yüksek sezon var ve çok talep var. Oteller pahalı. İnsanlar evlerde kalmak istiyor. Bir de evde kalmak daha rahat işte. Yemek pişiriyorsunuz. Daha yayılıyorsun, ediyorsun falan filan. Ya ama o işte 30 binlik, 50 binlik dağın başındaki evler genelde çok Airbnb'den olmuyor. Yani bunu doğru söylemek lazım. Bir de oralarda Airbnb'yi yönetecek birisini bulmak da çok zor. Yani siz şimdi Türkiye'desiniz. İtalya'da yatırım için ev alıyorsunuz. O evi kim yönetecek? Yok yani temizlikçi yok, o yok. Zaten o köylerde insan olmadığı için evler o kadar ucuza gidiyor. Yani market yok, kasap yok, postane yok, hiçbir şey yok. Yan kasabaya gitmeniz gerekiyor. Şimdi tabii ki YouTube'da, Instagram'da ve bütün her yerde böyle bu 1 euro evler var. Ay Allah'ım bir de onlar vardı. Yani böyle şey diyorlar işte 20 bine ev aldım. Ay Kanada'da hayatta bunu alamazdım. Ay çok mutluyum. Ya tabii ki o insan öyle bir video çekince 20 milyon falan izleniyor. Yani zaten YouTube'un 20 milyon izlenmesinden gelen para onun yani kiralamaya gerek duymuyor. Orada işte atıyor tutuyor. Ay çok mutluyum. Ay New York'ta ölüyormuşum ben, bitiyormuşum, anxiety olmuşum. Ay buraya geldim çok güzel prosecco'mu içiyorum. Yani tabii ki böyle içerikler çok güzel. Ama işin de bir gerçeği var. Sonuçta hani Türkiye'de para kazanmak zor. Eğer 30 bin ev alıyorsanız zaten kısıtlı bütçeniz vardır. Onu da gelip burada yapıp çok para kazanıp hayaller kurarsanız yani o biraz çöp olur. Ama şöyle nasıl diyeyim? Yani 150 bine Chianti'de bir ev aldınız. Onu da tadilat yaptırdınız. Hani onu Airbnb'den tabii ki verebilirsiniz. Chianti çünkü çok farklı bir bölge. Yani benim orada evim var diye demiyorum. Daha farklı ve cazibe var. Yani Chianti, koskoca Chianti. Şarapları var, o var, bu var. Almanya'dan, Hollanda'dan, Belçika'dan, Fransa'dan insanlar arabasıyla gelip orada 3-4 hafta kalıyorlar. Yani o yüzden orası biraz daha özel. Ama ne bileyim Roma'ya 100 kilometre ötede bilmem ne kasabasının tepesindeki yere turist çok gelmiyor. Yani hani daha böyle popüler olan yerlere gitmek istiyorlar. Tabii oralar da belki ileride popüler olur ama yani gelip oturmayacaksanız çok çok fazla da yani ben size tavsiye etmem. Yani yatırım amaçlı ev alacaksanız biraz daha yüksek bütçeleriniz olması lazım. Böyle arkadaşlar. Çok konuştum kusura bakmayın. Benim ev nasıl gidiyor diye soracak olursanız mutfak şu anda yerler yapılıyor. Zaten yerler yapıldıktan sonra mutfak, banyo takılacak. Ben de en son IKEA'ya gidip şeyleri belirledim. Liste yaptım işte yatak, dolap, o bu falan. Çat hepsi bir anda gelecek ve Haziran ama Temmuz başı itibariyle kalmayı düşünüyorum orada. Ben bu arada şeyde kalmak çok istemiyordum. Dedim ki oraya hani kirayı veririm yaparım. Fakat bir süre fikir değiştirdim. Bir süre orada kalacağım. Zaten yazın İtalya'da olmayacağım. Yazın hem bu Floransa'daki evim hem Chianti'deki ev kirada olacak. Ama Temmuz ayında Türkiye'ye gidene kadar orada kalmayı düşünüyorum. Belki döndüğümde de biraz daha kalırım. Böyle bir şey. Biraz Chianti'nin tadını çıkarmak istiyorum. Bir de şehir çok sıcak ve çok kalabalık. Evden çıkasınız gelmiyor yani. Hani böyle söylenmeyeyim. Sonra diyorlar ki ay Avrupa'nın da dertleri diye. Evet Avrupa'nın dertleri. Böyle arkadaşlar. Bakıyorum. Belediye izinleri vesaire falan var ama bunu tadilat kısmında ben size anlatacağım. Yani eve gittiğimde anlatırım. Bu bilgilerle ilgili sorularınızı aşağı yorumlara yazın. O videoda da tadilat videosunda da onlara cevap vermeye çalışayım. Bakın böyle yapalım çünkü çok uzun video oldu kusura bakmayın. Ancak bu kadar anlatabildim. Umarım sizi sıkmamışımdır. Görüşmek üzere. Ay bu öpme şeyimde bu öpme görüşmek üzere. Umarım sizler de İtalya'da hayal ettiğiniz evi alırsınız. Nasıl istiyorsanız gönlünüz olsun, sağlıklı olsun.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.